Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hepinize hoş geldiniz diyorum ben de. Biceps dejenere yırtıklarında neler yapabiliyoruz? Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Biceps tendonu biliyorsunuz anterior omuz ağrısının en sık sebebi. Fonksiyonu sevgili Taner çok iyi anlattı ama klasik olarak bilinen omuzun dinamik depresörü fonksiyonu özellikle unstabil omuzda stabilizasyon özelliği olduğu söylenmesine rağmen son dönemde daha çok tamamen işlevini kaybetmiş bir yapı olarak da düşünülüyor. Anatomi biraz önemli. Ayrıntılarıyla Taner anlattı. Ben sadece zonları söyleyeceğim. Zon bir bildiğiniz gibi bir spital oluğa girişi yani eklemden çıktıktan sonra girene kadar ve oluğun iç kısmı. Zon 2 oluktan hemen sonraki oluğun iyice sığlaştığı bölge. Zon 3 de subpektoral bölge. Burada zon 1 ile zon 2'nin sinovyamla kapalı bir boşluk olduğunu hatırlamak lazım. Bazı MR'larda, eklem içi efüzyon olan MR'larda bisepsin etrafında da çok ciddi şey görürsünüz, sıvı görürsünüz. Bunun sebebi burasının hala da eklem içiyle devam ediyor olmasıdır. Zon 2 ile zon 3'e geçtiğiniz andan itibaren artık zon 3 ekstra artiküler bir hale geliyor. Burada önemli nokta no man's land dediğimiz zon 2 burayı artroskopi sırasında maalesef görmüyoruz. Veya subpektoral bir tenodez yapıyorsanız yine bu bölge görülmüyor ki bu bölgedeki patolojileri eğer saptamamışsanız hastanın maalesef ameliyat sonrasındaki ağrıları devam ediyor. O yüzden preop değerlendirmede hastanın MR veya muayenesi sırasında zon 2'de özellikle herhangi bir patolojisinin olup olmadığına iyi bakmak gerekiyor. Birçok patoloji olabilir. Genel olarak dejeneratif, travmatik veya instabilite şeklinde değerlendirilebilir. Bu sebeplerin yol açtığı farklı şekillerde deformiteler görmek mümkün. Kum saati şeklinde olabilir. Tendonun kendi içinde direkt yırtık olabilir. Slaptan bağımsız olarak bu lezyonların hepsini ameliyat sırasında slaptan sonraki aşamada zon 1'den itibaren görmek mümkün. Bisepsin dağılımlarına baktığımız zaman üçe ayırmakta fayda var. Eklem içi ve ana olarak eklem dışı şeklinde ayrılabilir. Junctional dediğimiz kısım yani eklemden tamamen çıkıp tünele girdiği kısım. Burada olan patolojiler aslında tek tek her bir bölgenin ayrı ayrı söylemek yerine bunların girift olarak birbirine beraber olabilen birçok problemi de bir arada görmek mümkün. Ve aslında baktığınızda dejeneratif diyoruz ama buradaki bazı sebeplerin dejenerasyonla çok da alakası yok. Travmatik de önemli sayıda hastada lezyon görme şansımız var. Bu açıdan bakıldığında aslında tedavi açısından çok da bir fark yaratmıyor. Şöyle basit bir akılda kalıcı olabilmesi için bir tedavi algoritmasına şöyle göz atmak mümkün. Bir kere eğer hastanın biceps instabilitesi varsa ve beraberinde subscapularis yırtığı varsa bu hastanın konservatif veya cerrahi dışı tedavisi diye bir şey yok. Bu hastanın cerrahi olarak özellikle subscapularisin mutlaka tedavi edilmesi, yanında da biceps açısından değerlendirilmesi tenodez veya tenotomisinin etkilenmesi lazım. Bunu ayrı bir sınıf olarak bir kenara koymak lazım. Bunun dışında dejeneratif dediğimiz yani subscapularis yırtıklarından izole olan durumlarda başlangıçta cerrahi dışı tedaviyi uygulamak gerekiyor. Ve bu hastaları cerrahi dışı tedaviye verdikten sonra unutmak değil de sık takip etmek lazım. Çünkü hastaların bazılarının 3 ay beklemesi gerekmeyebiliyor ki zaten bu tedavi sırasında hastanın gidişatı bize ne yönde gideceğini de erken dönemde söyleyip erken dönemde cerrahiye gitme şansımız olabiliyor. Ama genel kural olarak kabaca 3 ay içinde hastada herhangi bir iyileşmesi yoksa işte enjeksiyonlar deneyebiliriz. Yine iyileşmesi yoksa cerrahi tedavi uygulayabiliriz. Cerrahi tedavi seçeneklerimizde işte debritman yapılabiliyor ki burada özellikle tendonda bazı yerlerde %50'nin altında dejenerasyon var dense de bunu %25'lere kadar çekmek lazım. Sadece izole basit debritman yapmak mümkün. Tenotomiler yapılabilir basitçe, tenodezler ve stabilizasyonlar da zaman zaman denenmiş ancak çok iyi sonuçları yok. O yüzden çok kabul gören bir
yöntem değil, stabilizasyon. Yani buradaki kasıt özellikle medial puleyin, Taner'in de gösterdiği gibi medial puleyin yaralanmaları durumunda puley mekanizmasını yeniden oluşturulup bisepsin stabilizasyonunun sağlanması. Ancak maalesef bu hastalarda postop dönemde hem omuzda sertlik hem de ağrının devam etmesi söz konusu. Genel olarak bakıldığında aslında önümüzde iki tane seçenek var. Bir tanesi tenotomi, diğeri de tenodes. Tenotomi, bu işle uğraşan herkes bu işi çok iyi yapar. Oldukça basit bir işlem, çok kısa sürer. Ağrı kontrolü açısından da tenodeze göre zaman zaman daha başarılıdır. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bir kere kalıcı, yani No Man's Land'de veya Zone 3'teki herhangi bir sinovial problemin geride kalma şansı oldukça azdır. Zaten tenotomi yaptığınız için tendon aşağı doğru sıyrılacağı için artık bundan sonra fonksiyon da görmeyeceği, daha doğrusu tansiyonunu korumayacağı için bununla ilgili bir sıkıntı yaşanmaz. Bu da ağrı kontrolü açısından bir avantaja sebep olur. İmplant kullanmazsınız. Dolayısıyla implanta yönelik herhangi bir probleminiz olmaz ve oldukça kısa süren bir işlemdir ve postop dönemde de hastada herhangi bir kısıtlamaya yol açmazsınız. Hastanın hemen rehabilitasyonuna başlarsınız veya izole yaptığınız bir biceps tenotomisi sonrası hastalarda omuz açısından ciddi bir sertlik görmezsiniz. İkinci seçenek olarak genel tenodezle karşılaştırdığımız zaman tenotomiyi, demin de söylediğim gibi oldukça teknik olarak kolay, avantajları var ama bazı da dezavantajları var. Örneğin Popaya deformitesi dediğimiz, yani proksimaldeki origonun kaybedilmesine bağlı olarak biceps uzun başının aşağıya doğru, distale doğru çekilmesine bağlı biceps kasının aşağıya toplanmasından kaynaklanan bir kozmetik deformitenin oluşması söz konusudur. Bunun yanında yine proksimal origonun olmaması nedeniyle kramplar veya ağrı görülebilir. Güç kaybı açısından da özellikle üst düzey sporcular bu farkı hissedebilirler ama üst düzey sporcu olmayan bir insan açısından, hasta açısından çok da bir şey fark etmez. Dolayısıyla tenotomi oldukça basit ve uygun hastada seçilebilecek. Ameliyatı özellikle eşlik eden başka bir işlem yapıyorsanız oldukça iyi bir çözüm olabilir. Literatüre bakıldığı zaman bir sürü yazı görürsünüz. Kimi tenodez daha iyi der, kimi tenotomi daha iyi der. Burada aslında bakılması gereken nokta hasta seçimi. Yani bütün elmaları, armutları bir araya koyup tenotomi daha iyidir derseniz iş biraz karışıyor. Yani tenotominin çok iyi olması beklenen hasta grubu var, tenodezin olması gereken hasta grubu var. Ama son yayınlara baktığınız zaman hasta beklentisinin yüksek olduğu hastalarda tenodezin sonuçlarının biraz daha iyi olduğu gözleniyor. Ve bunlar genellikle de kendi pratiğinizde de gördüğünüz zaman izole değil, eşlik eden, özellikle rotör manşet yaralanmalarını eşlik eden biceps yaralanması çok daha fazla veya dejenerasyonu çok daha fazla ki biz bunları manşet tamiri sırasında daha çok görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında genellikle farklı yaş seviyeleri söylenebiliyor. Kimi yazılarda 45 yaş, kimi yazılarda 55 yaş. Bence kronolojik yaşa çok takılmamak lazım. Hastanın beklentisi ve fizyolojik yaşına bakmak lazım. Günlük yaşam kalitesine bakmak lazım ve buna göre karar vermek lazım. Ve yüksek beklentili bir hastada biceps tenodezini eklemek mümkün. Ama özellikle çok masif bir yırtığı tamir etmişseniz tenotomi yapmak daha mantıklı olabiliyor çünkü işlemi uzatmıyorsunuz. Çok daha kısa bir sürede yapmanız gerekiyor. Önemli bir nokta burada hastayla bunu konuşmuş olmanız lazım. Ameliyat sonrasında hastaya bakın böyle yaptım, kolunuzda da böyle bir deformite gelişir derseniz hastanın biraz canı sıkılabiliyor. O yüzden hastaya bu seçenekleri önceden sunmuş olmak gerekiyor. Evet, diğer seçenek dediğimiz tenodez endikasyonlarına baktığımız zaman demin de söyledik yüksek beklentili genç hastalar. Burada yaş dediğim gibi 45 diyen de var, 50 diyen, 55 diyen de var, 60 diyen de var. Bence burada hastanın deminki söylediğim özellikleri önemli. Atletler, yani kollarından ve gücü olarak da yüksek beklentisi olan hastalarda. Yine kozmetik olarak ben bunu istemiyorum diyen hastalarda tenodezin endikasyonu var. Tabii bu arada cerrahın da bu işte deneyimli olması oldukça önemli. Eğer bu işte bir deneyiminiz yoksa bu işe çok kalkışmanızı önermem. Çünkü iyi yapılmayan bir tenodezin sonuçları tenotomiden çok daha kötü olacaktır. Dünyaya baktığımız zaman da son yıllarda özellikle 2010 sonrasında yeni tekniklerin gelişmesiyle beraber
Birazdan bir tenodezle ilgili, özellikle suprapektoral tenodezlerle ilgili negatif bir özelliği söyleyeceğim ama bunlar daha çok eski tekniklerle alakalı bir hadise. 2010'dan sonra tekniklerin gelişmesiyle ve bisepsin daha iyi anlaşılmasıyla beraber tenodez trendi daha da fazla artmış durumda dünyada da. Peki nereye tenodez yapabiliriz? İki yere yapabilirsiniz. Ya yumuşak dokuya yaparsınız ya da kemiğe yapabilirsiniz. Yumuşak doku yerleri sağlam rotator manşete yapabilirsiniz veya tamir sırasında diktiğiniz kenara, rotator manşetin lateral kenarına yine tamir edebilirsiniz. Ve bunu hem in-situ olarak bisepsi tenodez edip kemiğe, yani olduğu yere, oluğun girişine, hem de aynı şekilde aynı bu bölgeyi manşetle de birleştirebilirsiniz. Conjoint tendona tamir yapılabilir, tenodez yapılabilir veya transvers ligamente yapılabilir ama bu son iki saydığım çok geçerli olan yöntemler değil. Zamanında denenmiş ama artık bugün çok geçerli olan yöntemler değil. Ama bugün günümüzde daha çok yaptığımız işlem kemiğe tenodezlerin yapılması şeklinde. Bunu da ana olarak iki yere yaparız, suprapektoral veya subpektoral şekilde yapabiliriz. Ayrıntısına baktığımız zaman yüksek suprapektoral yapabiliriz. Yani junctional dediğimiz eklemin hemen bitip eklem dışını manşetin içinden çıktığı yere yapma şansımız var. Dekompresyonla beraber transvers ligamenti keserek oluğun içine yapabiliriz. Veya daha oluğun hemen distaline yapabiliriz. Yani suprapektoral diye. Veya subpektoral yapabiliriz. Bunların nasıl özellikleri var? Bunlara da biraz bakalım. Fiksasyonu neyle yapacağız? Fiksasyonu direkt yumuşak dokuya, deminki dediğim özellikler, anatomik lokalizasyonlara yapmak mümkün. Struenkor kullanabilirsiniz, sağ üstte görüldüğü gibi. İnterferans vidası kullanabilirsiniz veya bir kortikal düğmeler dediğimiz tek taraflı veya çift taraflı düğmeler kullanma şansınız var. Bunların arasında günümüzde en geçerli olan, özellikle oluğun içine yaptığınız durumlarda veya subpektoral seviyede interferans vidaları çok daha yaygın kullanılıyor. Ama ankorla beraber karşılaştırdığımız zaman biyomekanik olarak aslında daha güçlüler ama imivo tarafa geldiğiniz zaman hem yukarıdaki, yani suprapektoral hem de subpektoral seviyede çok da bir farkları yok. Aslında eğer sadece ankorla yapıyorsanız kocaman bir interferans vidasını koyup bir 5,5-6 milimetrelik interferans vidasını koymak için bir koca bir tünel açmanıza da gerek yok. Daha dar bir seviyede, daha az invaziv bir girişimle bunu yapmak da mümkün. Bu deminki söylediğim klasik olarak suprapektoral tenodezlerle ilgili bir Sanders'in klasik bir öngörüsü. Yaklaşık yarısına yakın olanlarında revizyonlar oluşuyor. Bu revizyonların olma sebebi de işte transvers ligamentin gevşetilmemesi, rotator kap manşet patolojilerinde ilerleme, oluk patolojilerin, yani no man's land dediğimiz yerdeki patolojilerin giderilmemesi veya subscapularis problemlerin gözden kaçıp giderilmemesi nedeniyle %50'ye yakını suprapektoral seviyedeki tenodezlerin sorunlu olduğu ile ilgili bu Sanders'in klasik bir yayını. Ve bir inanış olarak bir klişe laf var. Bisipital oluk ağrı kaynağıdır. Her zaman mı? Hayır, değil. Bazı durumlarda evet, ki başta söylediğim, bunu önceden biliyor olmanız gerekiyor söylediğim şey bu aslında. Yani bisipital oluğu iyi değerlendirmeniz lazım. Sadece artroskopi sırasında tendonun gözlenmesiyle veya tendonun eklem içine çekilip işte görülebildiği kadarıyla görülüp orada bir problemi gördükten sonra tenodez kararı vermiyor olmanız gerekiyor. Yani ameliyata girerken ister izole biseps patolojisi için, ister rotor manşet yaralanması sırasında düşündüğünüz biseps patolojisi için ameliyat öncesinde bisepsle ilgili bir fikrinizin olması lazım ki o Sanders'in söylediği oranları azaltabilesiniz. Yine gizli lezyonlar, bunlar da aslında yine bu no man's land'deki lezyonlarla alakalı bir hadise. %47, %80'ine yakın gizli lezyonlar var diye bir tanımlama yapılıp bunun üzerinden de tenodez supra değil, subpektoral olmalıdır şeklinde bazı otörlerin, özellikle Mazzocca'nın grubunun böyle bir yaklaşımı var.
Bununla beraber suprapektoral tenodezler açısından başarı şansını artırmak için yine aynı yerden referans alınarak gizli lezyonların engellenmesi açısından bisipital tünelin dekompresyonunun da eklenmesiyle problemlerin azaltılabileceği gösterilmiş. Peki gerçekten Sanders'in veya Mazzocca'nın dediği gibi mi sonuçlar? Modern teknikler açısından bakıldığında artroskopik suprapektoral tenodezin aslında oldukça güvenli ve geçerli bir yöntem olduğu, bir kere artroskopi sırasında ek insizyona gerek olmaması nedeniyle daha güvenli olduğu ama bazı otörler tarafından transvers ligamentin dekompresyonuyla beraber alçak seviyede suprapektoral bir tenodezin yapılmasıyla başarısının artırılabildiği ve genellikle interferans vidası fiksasyon açısından kullanıldığı bir yöntem ve spora dönüş oranları hiç de fena değil, %90'lara yakın. Sayın Başkanlar, Ali'nin şeyini kullanacağım. Tamam. Yine komplikasyon oranlarına ve revizyon oranlarına baktığınız zaman özellikle üstteki aslında ikisi de aynı gruptan geliyorlar. Bunlar her iki tarafta da her iki seriye baktığınız zaman rotor manşet patolojisi olmayan durumlarda yani izole bir söps problemleri bakıldığında komplikasyon oranları oldukça düşük ve revizyon oranları özellikle oldukça düşük ki bu yaklaşık 1000 küsür serilik hastalık bir seri Burkhardt'ın serisinde oldukça düşük bir revizyon oranını suprapektoral tenodezlerle yakalamak mümkün. Yani Sanders'in ve Mazzocca'nın dediği gibi değil. Peki subpektoral tenodezler deminki söylediğim gerekçelerle icat edilmiş bir yöntem. İlk defa Mazzocca tarafından tarif edildi. Ağrı kontrolü açısından çünkü artık superiorda hiçbir şeyiniz yok. Her şey aşağıdaki seviyedesiniz. Dolayısıyla bütün superiordaki yani suprapektoral seviyedeki ağrı kaynaklarını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Uygulaması daha kolay, açık yapılan bir yöntem ve komplikasyon oranları düşük olarak tarif edilmiş bir yöntem. Gerçekten de serilere baktığınız zaman güvenli ve geçerli bir yöntem. Ağrı fonksiyonu oldukça iyi. Sadece bir miktar eğer diseksiyona çok dikkat edilmezse özellikle muskulokutanaz stilir açısından problem yaşanabilir. Enfeksiyon oranları biraz daha yüksek olabilir ama aktivite seviyesine dönüşe baktığınız zaman artroskopik suprapektoral tenodezle aşağı yukarı aynı seviyede olduğu görülüyor ki karşılaştırdığımız zaman suprapektoral ve subpektoral tenodezleri aslında benzer sonuçları elde etmek mümkün. Hatta ankor bile kullansanız her ikisi arasında çok da bir problem olmadığı ve çok da bir farkın olmadığı iki tane yöntemden bahsediyoruz. Yine komplikasyon oranları %2 ile 7 arasında genel olarak değişebiliyorlar. Son olarak söylenmesi gereken tenotomiyi evet düşük beklentisi olan özellikle 55 yaş üzerinde hele ki rotor manşet tamiri yapıyorsanız ve rotor manşetin stabilizasyonu için kullanmayacaksanız basitçe kesebilirsiniz. Veya izole durumlarda da yine düşük beklentili hastalarda, ileri yaş hastalarda tenotomiyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Hastaya ameliyat öncesinde başına gelebilecekler açısından %40'lara varan, 46'lara varan oranda Popeye deformitesi olabileceğini söylerseniz bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama günümüzde hasta beklentilerinin, insanların beklentilerinin yükselmesiyle doğru orantılı olarak bir sepsis tenodez trendi artıyor. Yine demin de söylediğim gibi ameliyat sırasında karar vermiyor olmanız gerekiyor. Ameliyat öncesinde izole veya rotor manşet problemiyle beraber bisepsin durumunu öncesinden biliyor olmanız lazım. Ağrı kaynağını biliyor olmanız lazım. Hastayla bunu tartışmanız lazım ve buna göre bir planınız olması lazım. Ameliyat sırasında ya burayı hiperemik gördük hadi bu tendonu keselim veya tenodez yapalım dememekte fayda var. Kötü sonuçların önemli bir oranında da bu hasta grubu olabilir. Subscapularis tendonu çok önemli. Özellikle Burkhardt grubunun özellikle belirttiği hadise bu. Yani sorunlu suprapektoral tenodezlere baktığınız zaman bunların önemli bir kısmında aslında subscapularis problemleri var, giderilmemiş. Bunu mutlaka gidermek gerekiyor. Çok iyi muayene edip ve onun da çözümünü bulmak lazım. Ve demin de söylediğim gibi supra ve subpektoral tekniklerin günümüzdeki modern teknikler açısından aralarında çok da ciddi bir fark yok. İlginize çok teşekkür ederim. Ben